Ah. İşte bir şeyler yazmak gerekiyordu ya. Galiba onu unuttum. Ne Olsun. yapalım şimdi? Vallahi bayağı da bir Böyle. var. Murat Ne Atça. yapayım ben bunu önce bir yere koyayım. Zaya. Ben de bir gelenlere bir merhaba diyorum bu arada. Bakıyorum. Tamam. Soner Tabak Aydın, Hüseyin Yıldızlı, Aykut Aykan. İyi akşamlar hepinize. Sesim iyi geliyor mu birisi? Atilla abi bir sesimin nasıl geldiğiyle ilgili bir şey yazar mısın? Az mı geliyor? Onu nasıl çözebiliriz acaba diye bir düşünüyorum şimdi. Kulaklık Benimki takıyorum. geliyor mu? Ya da Çünkü ben yayında mıyım? bana çok iyi Farklı. geliyor. Yayında da kenarda köşede ufak bir kare içerisinde geliyor. Ben bir kulaklık alayım geleyim. Evet. Genelde hep kameranın arkasında olduğumuz için önünde nasıl oluyor bu işler hiç bilmiyorum ben. Ben de günün anlam ve önemi için herkesin merak ettiği herkes merak ediyor Ah. diyorum. Çünkü İzmir'e ayak bastım, Bing nasıl diye Ertan Bey sordu. Oh. İstanbul'da da soranlar olmuştu. Bu benim ilk Bruno Pipa'm. Hatta sizinle de ilk tanışma da demeyelim de ilk muhabbet vesilemiz diyelim. Doğrudur. Onu 2 sene oldu. Geçenlerde İki yazdığınızda ben sene oldu, evet. söylemiştim. Geçen yaz diye ama sonradan bir düşündüm. Nereden baksanız en aşağı 2 sene oldu onu biz alalı. 2 sene oldu, evet. Vallahi ben de Bing içerdim ama benim Bing'im ofiste duruyor. O yüzden ben de yine Bruno'dan. Ben de Bruno ile ilk tanıştığımda bu pipoyu almıştım ondan. O zaman ilklerin pipolarıyla ama Bruno'yla devam ediyoruz. Bruno ile tabii canım akşam artık Bruno'nun gecesi. Burada mı o da gelecekti yayına ama? Ben şu anda yayındakileri de çok göremiyorum. Bir saniye şuradan bakayım. Vallahi bende de herkesi göstermiyor. Ondan fazla kişi var diye bir şey görüyorum ama. Bende de 10 kişi görünüyor. Orhun mesaj yazmış. Hakan Bey mesaj yazmış. Canlı Onları yayını izleyen kim var? Onları göremiyorum. şeyde ben görebiliyorum Elif Hanım. Liste halinde çıkıyor. Tamam, süper. Tuna burada, Yasin Bey burada, Hüseyin burada, Taha Usta burada, Gökhan Nurten, Süper. Sonay, Barış Demirtaş, Aykut Aykan, Atça burada. Aslanım Atça. Atça da burada 34 ya. kişiyiz şu anda. İstanbul Hakan Bey oldu. burada, selamlar. Yiğitan Doruk, Fatih Mehmet Bozdağ. Bu arkadaşı hatırlıyorum. Polis memuru olan arkadaş Kars'a gitmişti. Evet. Bu arada ben Hatırlıyorum, zaten doğru. dakika birden hanımefendiliğimi bozdum aslanım Atça diye atlayarak. Olsun canım, olur o kadar. Biz bizeyiz. İlhan Hoca burada, Onur Çelik burada, Kurtuluş burada, Atilla abi burada, Orhun Atıcı burada. İyi akşamlar hepinize. Evet, Yasin Bey gayet net demiş. İyi o Murat zaman. ablacım buradayız demiş. Valla bu çok güzelmiş ya. Biz bunu niye daha önce yapmadık? Ya kolay aslında, teknolojiyi şey yapmak lazım, kullanmak lazım. Çok Doğru evet söylüyorsunuz. evet yani neden bunu yapmadık? Ben şaşıyorum yani. Bir de herkes beni böyle çok gizem falan seviyor zannediyor. Ne alakası var? Hiç alakası yok. Artık Arda Söz Baynal, Arda İnal geldi. Ardacığım selamlar. Şevket'e çok selam Atilla Bey. Şevket izliyor musun canım? İyi Tanışamadık ama akşamlar inşallah bir gün. Şevket'e de. O zaman Arda İnal'a da şöyle bir şey yapalım. Bak, Ankara'ya ziyarete gittiğim zaman bana hediye ettiği mak. Tabii. Ya ben İstanbul'dan onu niye getirmedim ya? Bir tek o kaldı Pipo'ya dair. Pipo'ya dair galiba gerçekten ama kalma sebebi de Arda'nın hoşuna gideceği bir sebep. Annem ona bayıldı. Devamlı onunla içiyor. Yani kadının elinden almak çok zor. Artık. Anne istediyse yapacak bir şey yok Elif Hanım. Siz İzmir'e gittiniz sağ salim. Evet, İzmir'e vardım. Hatta arkadaşlarla toplandık. Bayağı büyük bir İzmir toplantısı oldu. Evet, bu seferki şaşırttı İnanılmaz bizi mutlu de. oldum. Ya çok şaşırttı gerçekten. Ben Orhun'un çok çabasıyla olduğunu düşünüyorum. Orhun'la tanışan herkes çok pozitif birisi zaten. Onlar da söyleyecektir.
Orhun çok güzel bir organizasyon yaptı. Daha önce yine toplandığımız Ahmet Turan Bey'in bulduğu yere ayarlamış. Ama önceden gitti, 2 saat öncesinden ayarladı. Ben bir de söz verdiğim halde yetişemedim, geç kaldım. Valla gittiğimde her şey hazırdı. Çok da güzeldi, keyifliydi ortam. Valla fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla yeni arkadaşlar da katılmış. Evet, evet. İyi olmuş. İzmir'de genelde Karşıyaka, Alsancak derken olmuyordu. 3-4 kişi diyorduk. Bu sefer evet, şaşırttı evet. İzmir valla. İşin komik tarafı şöyle bir şey varmış. Şimdi devamlı Alsancak'ta buluşuyoruz. Hiç kimsenin evi doğal olarak Alsancak'ta değil. Çünkü Alsancak İstiklal Caddesi gibi bir şey orası için. Yani Bu Alsancak değil Alsancak de Elif Hanım eski İzmir Büyük Efes Oteli'nin olduğu yer miydi? O taraflar. Ben de askerliğimi İzmir'de yapmış biri olarak ne kadar hakimim İzmir'e belli olmuş oldu böylece. Yani. Vallahi beni ilk götürdüklerinde şey olmuştum. Devamlı gösteriyorlar. İşte bu bilmem ne oteli, burada Elizabeth kalmıştı. Şurası bilmem ne, burada ünlü yazar bilmem kim kalmıştı. Ben sonradan fark ettim, hatırlayayım diye öyleymiş. Gerçekten onları söylemeseler ben de hatırlamazdım yani. Artık. İyi bir taktik. Yani Arda bu arada şey sormuş. Ne içiyorsunuz tütün olarak diye sormuş. Valla benim Arda, klasik, ben her zamanki gibi Orlik içiyorum. Değişiklik yok bizde. Ben de bu yayını Ali Bey'le yapacağımız için Bing madem içiyorum, Orlik'le içeyim dedim. Orlik içiyorum. En güzeli yaşayın Elif Hanım. Valla bir şey söyleyeyim mi? Bunu seneler evvel ben ilk o arkadaşları, Eminönü'ndekileri keşfettiğim zaman onlara Orlik diye bir tütün var, getirin dedim. Biz öyle anlamayız dediler, fotoğraf göster dediler. Fotoğraf gösterdim. Bir şekilde gerçekten bir kutu getirdiler. Numune. Ondan sonra ben onu aldım. Ya bu güzel bir şey mi dedi onu getiren arkadaş. Kendisine de verdim, tadına baktı. Aa, bu güzelmiş, bundan getirelim abla dedi. Birkaç tane daha getirdi. Ondan sonraki yıllarda beni her gördüğünde, ama her gördüğünde, senin yüzünden onları getirdim ve satamadım dedi. Ve ben inanamıyorum. Yani bu arada doğru da söylüyor. Eskiden dükkanda tezgahın üzerinde açık bir kutu Orlik olurdu. Şunun tadına bakın diye elindekileri satabilmek için, ki o asla ücretsiz bir şey vermez. Evet doğru. Ya, Kuru tütün şimdi bile indirimli insanlar, satardı. aynen. Şimdi insanlar birbirini çiğ. Kesinti oldu sizde Elif Hanım. Ya evet, o kesintiler feci. İnşallah Olsun, da önemli kötü değil. Yok, sesiniz gayet iyi geliyor bana. Bakalım aşağıdan bu arada bir sürü şey geliyor. Aykut Bey de Bornova'da yapmış. Bornova'da 96'da yapmış. Valla aramızda evet, çok uzun zaman var. Ben 32 yaşında gittim askere genç bir birey olarak. Benim askerliğim 2000'li yıllara tekabül ediyor, o yüzden aramızda fark var. Ben Gaziemir'de yapmıştım. Ama neyse, şimdi askerlik muhabbetine çevirmeyelim bunu yani. Askerlik muhabbeti benim katılamayacağım bir muhabbet. Yani, ancak çok üzücü diyebilirim. Başka hiçbir şey diyemem. Valla bizim de öyle çok yani geriye bakıp da hani anmak istediğimiz bir zaman değil. Zaman kaybı Evet, gibi evet. Bir 6 ayımız olmuştu ama yaptık, bitirdik işte. Ardacığım teşekkürler, sana da afiyet olsun. Eminim içiyorsun sen de şu an bir şeyler. Bruno gelecekti de ona haber vermeyi unuttum ben ya. Şuradan bir mesaj atayım ona, ben gelsin ya bakalım Bruno onu. Pipo Dünyası'na üye diye Üye hatırlıyordum. Bir baktım. Üye. Geçenlerde görmedim ama. Çünkü nereden eminim biliyor musunuz Elif Hanım? Ben ilk buluşmaya gittiğim zaman Bruno'yla Lyon'da buluşmuştuk onunla. Akşamında ben çok ince bir pencil shank almıştım, hatırlarsınız. Kalemle yan yana fotoğrafını çekip koymuştum. Siz de çok yazmışsınız. Sonra Bruno da altına girip bir şeyler yazmıştı o postu. Evet. Oradan adım, ulan sen de mi üyesin buraya diye şey yapmıştık. Neyse, eski zaman hikayesi, şeyi anlatabilirim size. Gerçi siz biliyorsunuzdur, belki de diğer arkadaşlar bilir. Bruno ile nasıl ilk tanıştık işte. İnternetten görüyoruz yaptığı ettiği şeyleri falan filan. Ben de iş için çok sık Cenevre'ye gider gelirdim. Hala gidip geliyorum ama eskisi kadar sık değil. Eskiden ayda minimum bir, bazen iki kere gittiğim oluyordu. Artık Cenevre'ye gide gele o kadar sıkılmıştık ki Cenevre'den. Hem çok sıkıcı bir şehir, hem de bir o kadar çok pahalı bir şehir. Herhalde benim şimdiye kadar bulunduğum en pahalı şehirlerden biri diyebilirim. Yani bir yerde oturup hamburger yediğiniz zaman işte 50 frank falan tutuyor yani, nereden baksanız büyük paralar yani, oteller falan.
Ben de demiştim hem değişik bir yer göreyim hem de bir havamız değişsin diye. Trenle Lyon ve Cenevre şehri birbirine 30 dakika uzaklıkta. O yüzden Cenevre'de aslında çalışan insanların büyük bir kısmı da Lyon'dan oraya gelip akşamları evine dönüyorlar. Yani bizim burada nasıl diyeyim size? Yani Kadıköy'de yaşayıp da Beylikdüzü'nde çalışmak gibi bir şey. Ben de atlayıp gitmişim o sırada da ya bu adam Fransa'da yaşıyor ama tam nerede belli değil falan filan bir mesaj atayım bakalım. Böyle böyle dedim ben Lyon'a gidiyorum bir gün kalacağım. O dedi ya ben de Lyon'a bir saat uzaklıkta yaşıyorum ama çocuklarım evde çıkamam bilmem ne falan filan. Neyse kısmet değilmiş dedik. Sonra bir daha mesaj attı. Dedi ki ya komşularımdan rica ettim onlar bakacaklar. Çocuklara ben atlayıp geliyorum diye. Öyle geldi öyle tanıştık. Hatta hatırlıyorum ben o zamanlar isteyen arkadaşlar falan vardı. İlk tanıştığımda bunun olan ben 13 tane pipo almıştım. Hatta siz de çok iyi hatırlayacaksınız. Geçen sene yaptığımız etkinlikte iki tanesini de aldığım fiyata etkinlikte koymuştuk. Hatta onu ben Bruno'ya Hatırlıyorum. söylemiştim de. İkisi de gitmişti o zaman yani. Güzel iş yapıyor, severiz. Bruno'yla da Ya zaman gerçekten zaman çok güzel yurt iş dışında yapıyor. şeylerde bu sene 2018 yılında Danimarka'da ve İtalya'da da beraberdik. Bir atölyesini ziyaret etmek kısmet olmadı ama iyi bir Valla insandır, ben severiz. şahsi görüşüm, ben sizin arkadaşınız olduğunu da bilmiyordum o dönemde ama bir süredir bakıyordum. O zamanlar da yazmıştım zaten. Bana şey gibi geliyor. Bir süre daha var. O bir sürenin sonunda gerçekten Amerika'ya falan da açılacağını düşünüyorum ben. Amerika bu aralar nedense Fransız ustalara biraz uzak duruyor. Şakom ellerinde olduğu için olabilir herhalde. Yani ellerinde derken şakomu devamlı getiriyorlar vesaire. Ama ileride bayağı bir ünlü olacağını düşünüyorum. Yani şu anda bile öyle zaten. Çünkü GLPs falan da takip ediyor. Evet. Adamın mesajlarını da okudum ben. Bayılmıştı Evet. son fikrini. Özellikle Bing'le çok iyi bir çıkış yaptığını düşünüyorum ben. İlk zamanlarda siyah ebonit ağızlıkla yapıyordu. Şimdi hatta Cumberland'li olanlarına da başladı. Estetik olarak hem çok güzel şeyler, ürünler. Bir de üzerine kendini güzel ayrıştırdığını düşünüyorum o şeyle. Yani Aynen klasik öyle. bir Yani Billard falan filan yapmak yerine yani Bing şimdiye kadar ya böyle seri üretimde daha uygun fiyatlı diyelim tabii kurlar dolayısıyla artık bizim ülkemizde çok uygun olmuyor böyle şeyler ama yine de nispeten diyelim. bir taraftan şöyle de bir şey var. Bilmiyorum hani böyle yakından görseler ne olacak? Her yerde fotoğrafları Yani. var bunların zaten artık. Ama şöyle göstereyim. Gerçek Bing pipoya şu an piyasada en benzer pipoyu Bruno yapıyor. Aynısını. Ben de Ki zaten şeyini paylaşırken aynısını özellikle yapıyor. Bing Crosby'nin fotoğraflarını da koymuştum. Birebir aynı model. Yani hani size şöyle söyleyeyim. Şu ağzındaki pah, onu artık yiv diyemeyiz, pah diyelim. Pah kırmasına kadar ince detaylı uğraşıyor, yapıyor. Hatta yine o Bing Crosby'nin bazı modellerinde şey de vardır. Dublin de vardır. Ben Bruno'dan ileride bunun Dublin versiyonlarını da göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü Pencil Shank'larda yapıyor o Dublin'leri. Pencil Shank Bing arası bir şeyler çıkaracağını düşünüyorum ileride. Handmade'de yapabilir belki ama böyle Heritage serisinde zor Yok. olacağını Heritage'de düşünüyorum. ben de. Evet. Heritage'da Heritage'de zaten hiç bitirmedim. Pencil Shank yapmadı şimdiye kadar diye biliyorum. Serkan Başkan geldi bu arada. Bodrum'a selamlar Geldi diyelim. mi? Gelmiş. Ahmet Emre Kızılasman, Umut Taşdemir, Ben de Hüseyin sanki Onur Mutlu. görüyormuşum gibi Serkan geldi mi diye dönüp ekrana bakıyordum. Serkan geldi mi? Yakalandık diye. Mehmet Akgül. Bu dostumuz bana bir proje için şeyden Bob's Chocolate Flake tenekesi göndermişti hatırladım onu. İyi akşamlar. Sait Bey burada, Sait Altınay. Alper Vatansever. Mehmet Üngör İzmir'den. Sait Bey'e de çok selam. Herkese iyi akşamlar. Ya bu arada gerçekten de şimdi şunu içince, bunu ben uzun aralıklarla içiyorum Orlik'i. Bak Elif Hanım, Salih Aslında Tokmak Bey haklısınız. Başka da bir şey içilmez gibi geliyor belli bir noktadan sonra. yani Salih Tokmak Bey Eminönü'nde Orlik bulabileceğim bir dükkanın adresini alalım bir ara diyor. Maalesef Salih Bey birkaç yılla geç kaldınız artık Orlik gelmiyor ama hazır Gelmiyor. yeri gelmişken de ben belki grup yöneticilerinin adına söylemiş olayım. Şimdi bu gruplarda özellikle bu bulabileceğiniz yerlerin adresleri özellikle dükkanların sahipleri tarafından paylaşılması istenmiyor.
Çünkü burada haliyle biliyorsunuz, şahsınız için söylemiyorum ama bir uyduruk e-mail adresiyle bir profil yaratıp buralara gelip nerede ne var diye haberdar olup daha sonra da onlar açısından hukuki sıkıntılarla karşılaşma durumları var. O sebeple yani bizlerden rica ediyorlar paylaşmayın veya şahsen tanıdığınız, güvendiğiniz insanlara sadece şey yapın diye. O sebepten dolayı en azından ben öyle düşünüyorum paylaşılmaması gerektiğini yani. Yo, aynen öyle. Bunu seneler boyu istediler zaten, özellikle lütfen paylaşmayın, lütfen etmeyin diye. Ben en son şey dedim, yani sizi anlıyorum. Bizim de bir şekilde insanlar anladıkları zaman, yani nasıl tabir edeyim, bir şekilde öğrenmek istiyorlar. Biz de zor durumda kalıyoruz. Bana şey demişlerdi. Güvendiğiniz insanlara telefonunu verin demişlerdi. Ben de öyle yapıyorum yani. Ama şöyle bir şey var. Grubun içerisinde bunun muhabbetinin çok fazla çevrilmesinin istenmemesi de O son derece çok doğru. katılıyorum ona ben. Hepimiz okka altına gidiyoruz. Onu Aynen isteyen öyle. de gidiyor. Tabii. Siz de, yönetici daha çok gidiyor tabii. Biz de, kanal sahibi de. O yüzden onun muhabbeti bilerek döndürülmüyor. Bilerek o linkler aman ha yapmayın etmeyin diye veriliyor. Evet. Yoksa kimseyi zora koştuğumuz için değil. Tahmin ediyorum. Neyse şimdi burada hani böyle bir canlı canlı arkadaşlarla Evet. sohbet eder havasında bir açıklama getiririm. Ama ben mesela arkadaşlara bir tüyo verebilirim. Gerçek hikayeden tüyo verebilirim. Ben mesela Eminönü'nde Sirkeci taraflarında satan arkadaşları bulduğum zaman Pipo gruplarından haberim bile yoktu benim, Facebook diye bir şey Aynen. olduğundan falan filan. Aynen. Ben nasıl bulduğumu haber vereyim. Mesela Mercan'da ofisi olan bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Ona sormuştum, ya bu bölgelerde hani böyle her türden şey, aradığın her şey bulunur gibisinden bir bölgedir oralar yani, atıyorum musluk civatasından araba tekerine kadar ne ararsanız bir toptancısı vardır oralarda. Aşağı indiğim zaman iş park görevlisine sormuştum ben. Buralarda pipo tütün nereden bulabiliriz abicim diye sordum. Abi bir saniye dedi, gitti bir telefon açtı, dedi ki aşağıda şu adrese git bir sor dedi. O aşağıda gittiğim adres bu işi satan bir adam değildi ama ona da aynı soruyu sorduğum zaman o da beni bir yere yönlendirdi. Öyle iki üç yerde ulaşarak üçüncü de bulmuştum yani. Hani bu kadar Evet. da yani uzaya füze göndermek kadar zor bir şey değil açıkçası yani. Birazcık Doğru. girişkenlik, birazcık sabır çok zor değil Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Ben bulduğumda sene 2009'du. Ben bunu hep anlatıyorum. Ve kahve almaya çıkmıştım. Yani daha doğrusu cezve, o bu falan, kahve ekipmanı, bir şeyler topluyordum o sırada. Burayı gördüm. Kapıdan içeriye girdim. Hatta onu hiç unutmuyorum. Yine böyle kan ter içeriye dalıp şey diye sormuştum. Pipo tütünü var mı diye böyle sert bir şekilde sormuştum. Kasada da diğer arkadaşları da var dedi böyle. Ne var dedim. İşte Captain var dedi. O dedi hayır dedim. Gerçekten düzgün pipo tütünü var. O nasıl oluyor dedi. Tenekeler falan var mı dedim. Var dedi, böyle eğildi. Çıkardı bir şeyler. Çıkarıp koyduktan sonra da sen polis misin abla dedi bana. Onu hiç unutmuyorum ya. Sen polis misin abla dedi. Bir de Ulan niye gittiğimiz çıkardın? yerlerde tütünün ne olduğunu bilen satıcı yok. Ben gittiğim zaman Aynen. kutudan önüme çıkartıp koyarlardı. Benim de elimde bir yandan da şey açık. İnternete tobaccoreviews.com açık. Evet. Oradan adını yazıp içinde ne var diye bakardım. Ben Latakya içmediğim için. Bu arada Elif Evet. Hanım kesiyorum ama Hüseyin Onur Mutlu arkadaşımızın 3 aylık yeni bebeği olmuş. Analı babalı sağlıklı bir ömür diliyoruz ona da. Evet, Arada bir onu çıkıyorum, biliyorum. kusura Allah bakmayın uzun diyor. ömür versin. Estağfurullah, ne demek. Yok, ne demek. Başka hikaye yok mu Elif Hanım? Orhun darısı başıma diyor. Orhun hadi inşallah. İnşallah. Vallahi hikaye çok ama işte insan bazen hatırlamıyor, bazen şey oluyor. Böyle biraz hatırlatmak gerekiyor. Valla biz bu arada, bu arkadaşlar şeyi son derece merakla bekliyorlardır. Ben bile merakla bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar ben de bilmiyorum ne zaman kim Pipo'yu alacak. Onu Onun yaparız birazdan. saatini konuşmadık. Daha O hiç yüzden konuşmadık ya. evet, bekleyenler yani, demedik şöyle bir şu saatte çekiliş olur, şöyle olur falan filan demedik. Biz öyle konuşuyoruz. Bilmiyorum, orada bunlar sussa da Pipo'yu verseler diyen mi Evet var, acaba vallahi öyle bir var şey mı? varsa aradan çıkartalım. Ben de bu kadar uzun yapacağımızı da tahmin etmiyordum. Demiştim ben size Tabii yazarken. tabii 20 dakika. Gelmezseniz benim bu iş Konuşalım büyük ihtimal 30 arkadaşlar, saniye yoksa sürer.
Evet, konuşalım mı yoksa çekelim mi? Bakalım kaç kişi çekin diyecek. Aradan çıksın, biz devam ederiz diyen de olabilir. Vah, şimdilik bakalım yorumlar ne diyecek. Serkan'dan hiç yorum gelmiyor ya. Serkan geldi ama. Serkan'a baştan sessiz stalker Vallahi evet ya, Serkan modunda olmaya stalker dedi ama kendisi herhalde. Şey diye kişiye bakıyor da bakıyor. olabilir mi Elif Hanım? Grup kuralları ihlal ediliyor mu diye. Valla hiç zannetmiyorum ya. O büyük ihtimalle yine bir, ben şimdi en başta ona dedim ya videonun başında şunu niye yapmıyoruz diye. Bak Onu düşünüyordur Anıl büyük ihtimalle. Selçuk dostumuz geldi. O geçenlerde bir Bing Pipo edinmişti kendine. Memnundur diye umuyorum. Ha, evet. Anıl Bey doğru. Anıl Bey de çok güzel bir Bing seçmiş. O şey Evet. seçmiş, seçmiş. Ben bunu isterken çok net hatırlıyorum. Siz gidiyordunuz. Son dakikada ben size haber vermiştim. Bu bana daha önce Evet. söylemiştiniz. Eğer bir şey olursa söyleyin diye. Ben size son dakikada haber vermiştim. Bana şey demiştiniz. Ya Bing elinde varsa bakabiliriz. Evet. Büyük ihtimal yoktur demiştiniz. Sonra ben şey demiştim, hiç önemli değil. Ben Smooth seviyorum ama Sandblast olur. Yani varsa bir tane alın demiştim. Siz bana oradan şey mesajı atmıştınız. O kadar sevinmiştim ki o gün. Daha Pipo'yu görme. Hangisi olursa olsun. Şansınıza bugün yeni bir set çıkarmış demiştiniz. Hatta Ama satmış da o hepsi de setin Sandblast. içinden. Evet. Ben de Aa, ben kızmıştım. hastayım Geleceğimi biliyorsun niye Pipo'ya. sattın diye kızmıştım ben de. Bir tek o çıkmıştı. Hatırlıyorum onu. 7-8 tane Bing'in içinden en elle tutulur olanın size aldığımdı. O zaman da söylemiştiniz. Hatta Pierre Ben Morel'in şey demiştim. atölyesindeydik o zaman. Sağ olsun Bruno'nun kıyakları bitmez. Ben onu hep anlatıyorum arkadaşlara da. Ben size şey demiştim. Ben size güveniyorum. Siz hangisini seçerseniz o olsun. Mutlaka ki güzel seçersiniz Sağ demiştim. olsun çok arkadaş aynısını söylüyor. Siz de bana şey demiştiniz gülerek. Elif Hanım en Aynen öyle. güzelini ben kendime seçerim. Sonra Tabii. sizinkini Tabii seçerim aynen demiştim. öyle doğru. Ben razıyım o demiştim o zaman. Ama Doğru. gerçekten de hani sizin seçtiğiniz ikinci güzel bile inanılmaz içiyor. Sağ O olsun açıdan bizim çok arkadaşlar. şanslıyım. Hem kendim şanslıyım hem de camia şanslı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Getirdiğiniz pipolar, şahsen yakından görme fırsatım oldu. Sağ olun. Herkes gitsin görsün derim. Buluşsunlar, bir randevu alsınlar, gitsinler, baksınlar. Fotoğrafından bakmakla elinize alıp bakmak arasında çok büyük O fark var. çok büyük fark var. Ona ben de katılıyorum. Genelde bir malı özellikle pipoyu elinde tuttuğu zaman bırakması daha zor oluyor. Fotoğrafta görüp kenardan küçük çarpıya işaretleyip kapatmak daha kolay. Evet. Mücahit de Yani geldi. İyi akşamlar Erdinç Atik. Erdinç Mücahit Atik'i tanımıyorum. hala İtalya'da değil mi? Öyle mi? Vallahi bilmiyorum. Okulu bitti mi? Bitmedi mi? Valla ben daha devam ediyor diye biliyorum. Onunla denk gelememiştik. Geçen sene şeyde Kagli diye bir yerde yapılan bir etkinliğe gidiyoruz 2 senedir Atilla abiyle beraber. Ona da haber vermiştik. Geçen sene de ayarlayamamıştı. İlhan Hoca da geldi bu arada. Evet. Ay ben bu arada şimdi yeni bir şey keşfettim. Bir de güya teknolojiyle yakın olan ben olacağım. Devamlı öyle söylüyorsunuz 2 gündür. Benden daha Şurada fazla değil eminim daha iyisinizdir yani. bir taraftan desktop'ta bakıyorum, bir taraftan burada bakıyorum. Burada meğerse yazıyormuş kimlerin izlemeye başladığı. Bu tarafta yazmıyormuş, desktop'ta yazmıyormuş. Valla bende de Odamdan desktop'ta bakıyorum. açık ama benimkisi teknolojik durumdan değil. Benim gözlerim o kadar iyi görmez. Ben önümde iPad'den ufak ufak okuyamıyorum. Şeyle daha rahat oluyor. Büyük ekran açık önümde. Orada okuyabiliyorum yazıları. Vallahi Ferhat Bey çaysız kahvesi tüpotüt dürülür mü? Böyle güzel muhabbet olsa Çayımız hiçbir şey kahvemiz var istemem işte yanında. burada. Olmaz olur mu? Tabii. Ben artı 18 olmasın diye rakı koyacaktım. Ha, durdu yine galiba. Rakı koyacak, kendisini otosansürledi. Rakı koyacaktım. Kahveyle devam ettim. Valla ben çay içiyorum. Biraz boğazım ağrıyor gibiydi bugün. Gerçi sabah da Atilla abiyle beraberdik Feriköy'de. O kadar kötü bir kahve içtik ki sonradan çaya döndük onunla da yani. Hakikaten çamur gibiydi.
Kahvenin kötüsü hiç çekilmiyor. Çayın Hakikaten kötüsü bir kötüydü. şekilde çekiliyor da kahvenin kötüsü çekilmiyor. Yok. Yalnız burada çay demişken bu gelişimde annem harici bir tek size gelebildim. Sağ olun. Birinde Olcay zaten ilk seferde eşlik eder misin Doğru. diye rica etmişti. Evet, ondan sonra bilmiyorum şu an izliyorlar mı? Hüsnü ve Cem ayrı ayrı sonra ikisi beraber istediklerinde gelmiştim. Bir Evet. kere de Fatihlerle gelmiştim. Yani evden sayenizde çıkabildim. Yoksa çıkamıyordum. Sağ olun, her zaman bekleriz. Artık İzmir Valla düşünsün. valla evet yani gerçekten. Ama onun esprisini yapıyorduk geçenlerde. Biz Hüsnü ve Cem kahveciyiz. Yani Evet. üçümüz kahve camiasından ilk başından beri varız diyelim. Geçen aramızda onu konuşuyorduk. Ben su bardağında çay içmeye alıştım çok güzel. Ya Bana hiç çay içmeyen insanlar bunlar yani. ben de küçük çay çok anlamsız geliyor ya. Kahveci olduğum için ben de eskiden hep bir mug olayına alışığım. O küçük ince belli bardaktaki çay çok anlam vermiyor bana yani. Fırt diye Evet, evet. bitiveriyor. Ya bir tane daha, bir tane daha derken. Bir de hani gitmek isteyenler olursa Pipo bakarken çayı da tavsiye ediyorum. Ofisteki abi o şeydeki handaki abi muhteşem çay yapıyor. Bence de güzel çay Pipo'yla iyi yapıyor. gidiyor. Evet. O da bir meziyet yahu. İşleri o kadarını da yapsınlar artık. Yani gerçekten. İşleri Evet. o. Aa, Günay Özçelik Günay gelmiş. Hoca geldi. Evet, Cem Evet, Hoca geldi. Günay hocam. Vallahi gerçekten biz de onu diyorduk en başında. En az ayda bir yapalım diye. Hatta hocam, Günay hocam sizinle de yapalım ya. Bir gün Pipo camiası bana yıllardır kahveyle ilgili soru sorar. Ben de cevaplamaya çalışırım. Beni bir şey zannediyorlar o yüzden. Esas sizi dinlesinler de hocam şey yapsınlar. Bence yakanızı bırakmazlar ondan sonra. Arda sizin logo ile ilgili teşekkür ediyor. Ya ne demek? Arda o logo ile ilgili o kadar çok teşekkür etti ki zaten artık ben utanıyorum logoyu. Arda sağ olsun, zaten ben dükkanı ilk açtığım zaman bazı pipoların içerisine de şey yazmıştı. Açıklama metinlerini yazmıştı sağ olsun, üşenmeyip tek tek pipolara. Ben Evet, buradan bu arada çok. fotoğrafını gönderiyordum piponun. Arda da orada yazıp 2 dakikada yolluyordu. Benim de hayatta herhalde en zor yaptığım iş yazı yazmaktır yani. Evet. Bruno mesaj attı bu arada. Beni canlı görmüyormuş. Ha. Nasıl görmüyormuş acaba? O Eyüp Bey geldi. Yalnız burada işte tamam bunu artık ben çözdüm ya şu andan itibaren piyanist şantör gibi başlayabilirim. Eyüp Çınar da izliyor diye. Eyüp Bey hoş geldiniz. Ben Eyüp Bey'i görmedim ya. Bende Eyüp bir Çınar takılma mı izliyor diyor. oldu? Ha, bir şey yazmadığı zaman görmüyorum ben. Yok yazmadığı zaman gör. Şeyde ben cep telefonunda görüyorum. Öbür Ha tarafta yok. görünmüyor da. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın şimdi bu ilk bu tarz bir yayın olduğu için biz de öğreniyoruz yavaş Hakikaten bir yavaş. hazırlık da yapmadık hiçbir şey yani. Evet, hiçbir şey yapmadık. Eyüp Bey hoş bulduk diyor. Hoş geldiniz. Eyüp Bey Ben onu da temperlarınızı görmüyorum bekliyoruz. Bir yalnız. süredir yok. Mesajlaşmada yazmaya başladı Eyüp Bey. Valla ben de en Burak Bey son... ben de Ha tamam. geldim diyor. Burak Geliyor. Bey hoş geldiniz. Burak Çalışkan'a buradan mesajım var. Burak Bey kesinlikle pipo sever değilim. Kesinlikle eşim için buradayım. Kimlerle Evet, konuşuruz diye. doğru, öyle bir anekdot olmuştu. Aa Taha Usta'm baştan beri buradayım. Beni de anons edin. Taha Usta'm. Taha'yı söyledim ben ya, Ne diyorsun? kaçırmış. İlk başta söyledim. Senin bugün iki tane çok güzel piponu gördüm. Sessiz duruyorum. Eğer sahiplenilmezlerse bir tanesinin üzerine atlayacağım. Sahiplenmek ne kelime yani? Onu ben kaçırmışım veya seri like'larımdan bir tanesine kurban gitmiş de olabilir. Bazen açtığım zaman kimse kırılmasın diye sıradan herkesi like'layıp geçiyorum. Murat aradan girmeye başladı. Evet. Ya Bekliyoruz Eyüp Bey inşallah. eskiden Serkan güzel videolar yapıyordu böyle. Pipo sohbetleri diye, aslında bu bizim Evet, yaptığımız evet. şey de ona bir başlangıç olsun. Yine yapsa şöyle ayda bir Evet. pazar akşamları parlament sinema gecesi vardı bizim çocukluğumuzda. Yine onun Vallahi on tadında bir numara olur. şey. Pazar Serkan gecesi de zaten herkesten daha herkesin güzel evinde yapıyor. oturduğu boş 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 gecelerden bir tanesi.
Saat Bu 9.30 arada olmuş bile Elif Hanım, yarım saati valla evet, devirmişiz. devirdik devirdik. Eyüp Bey yeni modellerle karşınızda olacağım diyor inşallah. Yasin Bey'in sonraki Evet. mesajı beni bitirdi. Birini ben aldım. Yasin Bey, şaşardım zaten almasanız. Size Evet, sevgilerimi Yasin Bey de ben bu seri kadar bir tip alımına girmişti benden de. evet, Yasin Bey, 2 sene Kocaeli'nde yaşadım aralıksız. Ondan önceki 1-1,5 senede gidip gelip duruyordum. Ben Kocaeli'nden ayrıldım, siz pipo camiasına girdiniz. Yoksa dumanını attırmıştık beraber olsaydık yani. Artık İzmir'e kısmetmiş. Ne yapalım? Yavaştan buçukta Yapalım olmuşken. çıksın aradan o iş ya. Evet, aradan O çıksın. durdukça stres oluyor. Yani şimdi biz bu Bence de işi ilk stres başta oluyor. denediğimizde desktop'tan ekranı yansıtarak yapacaktık ama o işi desktop'tan olmadığı için onu ben anca elimde iPad'i tutarak benim kendi şeyi göstererek yapacağım. Başka çaresi yok. Şöyle bir sarsılacak görüntü. Siz Elif Hanım görüntünün net Elif olmadığını bana şey yaparsanız Tamam, tamam. söylerseniz en azından bir Tamam. konu. Şimdi arkadaşlar, şurada random.org sitesi. Şurada gördüğünüz üzere burada bir tane tamamen spontan bir numara belirlenecek. Bu spontan numarayı belirlemek için de şurada bu öğlen tek tek yorum yazma sırasına göre herkesi ekledim. İsmini bana belirtmemiş arkadaşlar vardı. Kim olduklarını bilemiyorum. O sebepten dolayı karışıklık çıkmasın diye onları kenara aldım. Yorumları için teşekkür ederim. Kusuruma bakmasınlar. Bu iş lastik gibi uzamasın. Bir seferde bitirelim. Çıksın gitsin. Böyle ben çekilişmiş şeymiş falan bu işler sıkıntı oluyor. O sebepten dolayı dediğim gibi herkes çok güzel yorumlar yazmış. Hepsine çok teşekkür ederim. Şuradaki numara yaratma aralığımızı 1 ile 92'ye ayarlıyorum. En son Hakan Bey yazdığı yorumla beraber 92 numara kişimiz var. Şuradan Generate'e bastığımız zaman 79 numaralı arkadaş muhteşem eriş. Hayırlı olsun diyoruz kendisine. Muhteşem. Bir şey söylemek istiyorum. Muhteşemi Tanıyorsun. Facebook'a Gruplarda uzun zamandır benim de adını ismen duyduğum bir arkadaş. yüz yüze hiç muhteşemle denk gelemedik. Bir kere telefonda konuştuk sadece. O da Emre'nin vesilesiyle. Ama muhteşemi bu camiaya geldiğimden beri Facebook'ta tanıyorum. Muhteşem. Hep dersin ki bende hiç şans yok. Çok çok katılıyorum. Hayatımda tanıdığım en şanssız adamsın. Yok böyle bir şey Ali Bey. Muhteşemi tanısanız muhteşem durduk yere kendini yakabilen bir adam. Ya Hiçbir şey ben yok. de Ortada alev yokken yanabilen bir adam. Ama muhteşem. 2019'da kırdın şeytanın bacağını. Hadi bakalım. Muhteşem bir vallahi pipo kazandın. ben de kendisini tanımıyorum ama şeyle paylaşımlarından dolayı hani neşeli, nükteci bir arkadaş olarak aklımda Aynen, kalmış. aynen. İlginç, komik yorumlar yapardı sağda solda şeylerin altına. O sebepten dolayı aklıma takılmış olan arkadaşlardan bir tanesi. Evet. Hatta şeyin Evet. altına da birisi yazmıştı, bana kesin çıkmaz, ben çok şanssızım diye. Acaba muhteşem miydi o? Ondan emin olamadım. Şimdi ona bakıyorum. Valla muhteşemle benim ilk muhabbetim şuydu. Abla devamlı muhteşem yazıyorsun bir şeylere. Facebook beni Ha, tagliyor. aynen o. Muhteşem yazma demişti. Ben de onu hatırladım şimdi. Birisi muhteşem, Serkan çok yapardı onu. Muhteşem bir şey, muhteşem bir pipo falan dediği zaman hep onu taglerdi. Buyurun diye gelirdi o da. Oradan aklımda kalmış. O zaten o zamanlardan kalma. İlk o zamanlar söylemişti. Abla devamlı beni yazıyorsun. Yani muhteşem yazıyorsun. Tagleniyorum yazardı. Sonra herkes taglemeye başladı. Yok, sadece hayırlı olsun demiş. O ben şanssızım bana çıkmaz diyen arkadaş muhteşem değilmiş. Neyse, burada şimdi Oydun mu çok şanssız? doğru, tamam, oydu. Şimdi aramızda mı değil mi ondan emin değilim ama eğer izlerse bunu bana özel mesajda bir adresini bildirirse Salı günü veririm kargoya piposunu. Burada olsa gösterirdik de pipo ofiste. Evet, Orhuncuğum o şanssız benim diyorsun ama ben senin hiç şanssız olduğunu düşünmüyorum. Hele ki dün itibariyle bütün İzmir yanında yani. Artık senin şanssızlık diye bir durum söz konusu değil.
Hatta almasın bana çıkacaktı. Artık. Seneye diyelim ya. Seneye de yaparız böyle bir şey. Yıllar hızlı geçiyor. Bak dün gibi hatırlıyorum ben Mahvedelim. ofiste oturup siteyi pasiften aktife aldığım günü. Çabuk geçmiş bir sene Evet. yani. Evet. Hatta Evet. özellikle tam ofisten çıkmadan evvel pasiften aktife almıştım ki mesajlar falan gelirken metoda olayım diye. Hakikaten de öyle olmuştu. Maslak'ta metodan bir çıkmıştım dışarıya bing 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 telefon mesajdan patlıyordu yani. Yaz muhteşemden hiç ses çıkmıyor. Ya muhteşem burada değil ya da bayıldı. Bence bayılmıştır Burada muhteşemi değil tanıyorsa. galiba görmedim ben. En başta buradaydı muhteşemin 40 şeyini 40 kişi gördüm. ortalamayla devam ediyoruz. Hı. Ha, burnu da görmüş beni şimdi. Hı. Adam 2 saattir şey yapmaya uğraşıyor. Aslında bir Kipop gün Bruno'yla yaparız röportaj onu da. yapmak Hatta o şimdi atölyesini yeniliyor, genişletiyor, bir şeyler anlatıyordu geçenlerde. Hatta o şimdi becerebilseydi şu işe gelmeyi bir atölyeyi göster deyip onu da bağlayacaktım ama maalesef teknolojik o kadar şeyimiz yok. Kapasitemiz, çapımız yetmiyor o şeyi yapmaya. lazım. Aykut Bey çok sevindim düzeldiğine. Bir miktar daha hani belki azıcık biraz daha oyulabilir vesaire ama şimdilik öyle kullanın, devam ederse biraz daha değiştirirsiniz. Ya şey Ali Bey, hazır Buyurun. sizi de böyle Buyurun. bulmuşken bu mevzuyu da şey yapmana, yani hani yayını da bitirmeden evvel bana dün çok sordular bunu. Hatta Aksesuar. Doruk Aygöz'ü, aksesuar, evet Aksesuar. İnşallah Doruk 2019 içinde halledeceğiz. aynen. Yani ben de onlara söyledim çok büyük sürprizler geliyor diye. Hani ne olduğunu da söylemek istemiyorum. Çünkü şöyle bir şey de var. Birincisi sizin benden paylaşmış olduğunuz bir konu. O siz söylemek Sağ istersiniz, olun bana canım. Yok düşmez. söyleseniz de ne olacak İkincisi inform. neler gelecek, neler gelmeyecek, onlar da net belli olmadan hiçbir şey siz de söylemek istemezsiniz. Ben zaten bilemem. Ama aksesuarları gerçekten çok merak ediyorlar. Bir de Onları ben de galiba merak ediyorum. başka pipo markaları gelecek mi diye çok soruyorlar. Var bir şeyler de kafamda. Şimdilik kesin olarak Bruno Nutens geldi. How are you Bruno? Finally. Aksesuarları bu sene halledeceğiz. Onun ben de farkındayım. Benim çok şeyime Hı. geldi. Savsakladım o işi baya. Onu bir şekilde halledeceğiz yakın zamanda. Ya aksesuar dediğimizde temizleme çubuğuyla filtre. Tempo Hı. çeşitleri için burada bir iki arkadaş Eyüp mesela yapıyor. Onunla çalışabiliriz. Fikri abinin var temper Hı şeyleri. hı. Onunla bir şeyler yapabiliriz. Çünkü Hı. dışarıdan yani netice olarak her türlü tekel bayisinde 5 liraya 10 liraya satılan şeyi kalkıp Çin'den buraya getirmemin bir anlamı yok. Doğru, Prensip olarak da haklısınız. şimdi getirdiğim şeylerin hiçbirisinde ben bu işin toptancısını da ya da aracısıyla falan çalışmayı tercih etmedim. Fiyatları aşağıya çekme şeyin becerebilmek için. Şimdi netice Evet. olarak bu işin üreticisi malı üretiyor, üstüne karını koyuyor, satıyor. Araya bir de aracı koyarsak o fiyatlar buraya geldiği zaman zaten döviz dünya para. O Doğru. şekilde yapacağıma hiç yapmam. Zaten hali hazırda yapan var o iş. Yani Vallahi şimdi hani bir taraftan da ben de şöyle düşünüyorum. Bir alıcı ve siteyi takip eden birisi olarak geçtiğimiz aylarda arkadaşlar da bilirler. Oldu aslında bayağı bir zaman da geçen yazdı. Ben İzmir'de tabii sonradan buldum ama sarf malzemesi bitti bir anda. evet. Hani bunu prensip olarak alışveriş yaptığım yapmadığım yerler var. Herkesin kendi sebepleri var. Ben biraz Kayserili olduğum için biraz pahalı gördüğüm zaman sinir olabiliyorum. Bu doğru olabilir, olmayabilir. Herkesin kendi sebebi var yani. Tabii. Ama bir taraftan da şöyle düşünüyorum. Yani sizin siteden ben Pipo'yu satın alırken orada eğer aksesuar olsaydı siz çok zengin, ben batmış olurdum. Doğru Ben söylüyorsunuz. Onun ben de sizin adınıza farkındayım. da söylüyorum. Tabii tabii Evet. ben de farkındayım onun. Yani pipo alan adam yanına 2 pakette temizleme çubuğu almayı tercih eder. Onun ben de farkındayım. Aynen. Dediğim gibi ya o iş ilk başladığı zaman biz pipoya ağırlık vermiştik. Şimdi Evet. yavaş yavaş pipo şeylerin seleksiyonunu falan belli bir çizgiye oturttuk. Ondan sonra şimdi artık yavaş yavaş aksesuar şeyine de bir ağırlık Evet. vermek değil de bir iki kontağım oldu onlarla ilgili. Bir gelişmeler yakında olur. Yani gelişme dediğim gelir. Burnu herkese iyi akşamlar diyor Evet. geldi.
Good evening, Bruno. How are you? I've started with one of your beings. Now I'm at my third Nutens. I'm looking forward to port one. Keep doing the great work. Bruno, severiz Bruno'yu. Good man, Bruno. Siteye getireceğim şeylerde yeni bir Party Crown geldi elime. Geçen seneki verdiğimiz siparişte usta sağ olsun bir hata yapıp geçen sene ben yarı yarıya 9 milimetreli yarısını filtreli istemiştim. O şeylerin bazılarında şaşırıp filtreli ağırlıklı göndermişti. Hatta hatırlarsanız elimde Crown'un en ucuz serisi olan Viking'in hiç 9 milimetresi yoktu. Çünkü onu komple pas geçmişti. Neyse şimdi bir parti sadece 9 milimetreli pipo söyleyerek o sitedeki şeyi açığını kapattık. Hatta ben onların tamamını fotoğrafını çektim. Önümüzdeki hafta falan bir zaman bulursam o 9 milimetreli yükleyeceğim. Aynı şekilde aynı yakından görmüş olduğum için. Sağ olun. High grade'lerinde de sadece filtreli vardı. Onların aynı miktarda olanlarından filtreli olanlarını da istemiştik. Hatta o sırada İlhan Bey beni ziyarete geldiği zaman benden özel siparişle yıl piposunu istemişti. Bunu getirir misin benim için diye. Onu da getirdik. Buran Hoca geçenlerde. Buran Hoca diyorum pardon. İlhan Hoca. Buran Hoca nereden çıktı? İlhan Hoca. İlhan Hoca'ya getirdik onu. O da memnun kaldı. Ona da sevindik. Onları da yükleyeceğiz yavaş yavaş. İkinci getireceğim bu Elfang'ın öğrencilerinden iki tane genç arkadaş var. Bir tanesi Mike, bir tanesi Johannes. Johannes'in pipoları biraz fiyatlı olduğu için onları şimdilik düşünmedim. Ama Mike'ın büyük ihtimalle bir siparişi önümüzdeki hafta elimde olacak. Onun pipolarını görmek isteyen arkadaşlar Danish Pipe Shop'tan Bay Pipes diye, B-A-Y, bizim Türkçe söyleyişle Bay Pipes diye bakabilirler. Güzel iş yapıyor. Tom'un yanında yıllardır onun yardımcısı olarak başlamıştı. Geçtiğimiz yıl ilk defa profesyonel hayata geçti. Hatta benim elimde de görmek isteyen arkadaşlar için şöyle bir ilk sattığı pipolardan bir tanedir Mike'ın bu. Ben gittiğim zaman yeni arkadaşları destekleme konseptinde bir tane edinmiştim kendime. Evet. Şimdi o arkadaşım bir seleksiyon piposu postladı. Hatta önümüzdeki hafta gelmesini bekliyorum yani. Valla ben şöyle söyleyeyim. Siz o Mike Bey'in pipolarından bahsetmeden evvel ben size de söylemiştim. Benim dikkatimi çekmişti. Danish Pipe Shop'ta yeni sitenin dizaynı bana biraz zor geliyor dolaşması. Ama ona rağmen o arkadaşın şeylerini açıp açıp bakıyordum. Çünkü şu ana kadar gördüğüm zannediyorum Elfang'ın rustication'ını en iyi yapan kişi. Yani Elfang'a yakın yapabilen yakın da demeyelim de Elif Hanım onun yaptığı çok güzel bir model var aslında. Ben canlısını da gördüm. Bir tane almadım ama Elfang'ın rustik modelini bir tık ileriye yani aslında daha iyi bazında değil ama yani kopyalamak yerine kendi yorumunu da katarak bir pumpkin diye bir model çıkardı o. Balka bağ şekilde. Harika bir şey. Ben de beğendim. En azından hani kendine özgü bir şey katmış adam yani alıp da birebir. Evet. Çünkü netice olarak atölyede hani nasıl yapıldığını da çok iyi biliyordur eminim ki yani. Hatta sorup da öğrenemeyeceği bir şey olduğunu zannetmiyorum. Netice olarak yıllardır aynı atölyede beraber çalışıyorlar. Belki Tom'dan bile iyi biliyordur yani nasıl yapacağını. Ama o sebeple yani aynısını birebir kopyalamak yerine kendi tarzını oturtup yapması hani en azından takdire şayan bir şey. Evet. İlhan Hoca geldi. İlhan Hoca. Ha smooth olanı kaçırmayın diye. Evet smooth olanı var ama rustik olanı. İlhan Hocam yarın için bir yarın mı? 20'si için mi? Bir şey dedi. Bizden de bir şeyler çıkabilir dedi. Sonra arkasından bir tütün ovalama güzel bir şey düşünmüş o da. Çok güzel o. Bayıldım ben ona ya. Gerçekten. İlhan Hoca'nın fikirleri zaten her zaman çok yaratıcı. Kenarlarından çıtçıtla kapanıp böyle bir kare şeklinde kenarları şeyli olması ilginç bir fikir olmuş. Belki onun içerisine katlandıktan sonra sadece İlhan Hoca bu işleri daha iyi biliyor. Mesela yaptığı çantanın içinde de güzel bir pipo oturtacağı aksesuarı çıkmıştı. Evet. Bunun içine de belki şöyle çıtçıtla sokulabilir küçük bir tütün taşıma şeyi de ekleyebilir belki o bence güzel olur kapandıktan sonra hem tütün hem pipoyu taşıyacak.
Evet, o şey halini bile çok beğendim. Yani o dört kenardan kapandığı zaman farkındaysanız ovaladıktan sonra tütünü koyacağınız bir kap da olmuş oluyor İşte bir değişik tarafta. olmuş. Evet. İçerisinde bir pipo da taşınabiliyor falan. Güzel olmuş yani. Ben beğendim çok. Bir diğer soru. Buyurun. Danimarka'ya gideceksiniz zannediyorum. Hatta Atilla Bey'le mi gideceksiniz? Ben öyle biliyorum. Atilla abinin tarihleri belli. Ben daha uçak biletimi almadım. Ben seyahat ederken genelde son dakika alırım uçak biletlerimi. Ne olup ne olmayacağı belli olmuyor benim burada. Çok uçak bileti yakmışımdır şimdiye kadar. O yüzden ben son dakika alıyorum biletlerimi. Ama yanlış olmazsa tahmin ediyorum yani. Eğer yapabilirsem pazar şey Perşembe pazartesi. Aksilik olursa Cuma akşam gidip pazar akşamı dönerim. Yani her halükarda giderim yani. Geçen sene bir İtalya, ondan evvel yine bir Danimarka olmuştu. Danimarka'da olmamıştı ama İtalya'da bize canlı yayın da yapmıştınız, Yapmıştım, doğru hatırlıyor musun? söylüyorsunuz. Evet, hatırladım onu. İtalya daha rahat oluyor gitme açısından. Danimarka'yı yapma şansınız olur mu? Hem Olur Atilla Bey'in olur. hem sizin. Yani Yaparız tabii çünkü canım. bizim bir şekilde büyük bir çoğunluğumuzun, başta ben olmak üzere, işten, güçten, aileden, ondan bundan gitme şansı yok. Doğru. Ama o çekimler, o insanları orada görmek, pipolarını hayranlıkla izlediğimiz kişileri bir şekilde görmek de çok heyecan verici oluyor. Yani bir ufak video, bir iki Tabii. fotoğraf çok hoş oluyor. Hatta ben Serkan'a buradan sesleniyorum. Serkan, bu konuda belki Atilla Bey ve Ali Bey ile bilmiyorum koordineli çalışılıp şey yapılabilir. Hem Facebook grubundan hem de siteye konulur, Facebook'a üye olmayanlar da görebilirler. Çünkü birçok insan Facebook'a üye değil. Ben senelerce diretmiştim üye olmayacağım diye. Evet. O da bir güzellik olur bence. Aslında bu iş Arda'nın elinden öper, biliyorsunuz değil mi? O tarz şeyleri Arda güzel organize eder. Arda'ya buradan bir... Arda görev adamı. Arda bana şey adını sen söyle, logo için teşekkür edeceğine böyle bir şey. Danimarka, bak Danimarka'ya gidiliyor. Bu işlerden bir el at. Aha, Çağrı Bey. Çağrı Bey, ben sizi göremiyorum. gördüm sayıyorum. Görmüş kadar oldum. Zeki Müren de bizi Hoş gözecek mi geldin. diyorsunuz? Ya evet. Eyüp Şınar bu Zaten sene bir pipo içme yarışması toplantısı yapmayı planlıyor musunuz diyorlar. Planlamıyoruz. valla onu artık kendi çabalarımız altın günü gibi kendi aramızda yapacağız diye. Danimarka hepimiz için ilgi ve merak konusu diyor. Hatta Kurtuluş onunla ilgili gelmiş. Kurtuluş başından beri buradaydı. İlk gelen Ay niye sesi Kurtuluş çıkmadı? galiba. Hadi ya. Ben görememiştim. Evet. Kurtuluşçuyum. Öptüm canım benim. Hatta şey bile yapılabilir Elif Hanım. Ne denir? Yani sırf yarışma alanına değil oraya eğer erken gidersek sakin bir zamanında Deniz Pipeshop'un içinde Ha, çekmeyi harika olur. düşünüyorum bu gittiğimde. Orada çünkü Harika olur. yani nereden baksanız hani Nikolay'ın bana söylediği sürekli olarak stokta 5.000 pipo bulunuyor. Evet. Bunların Ben de nereden baksanız en aşağı izlediğimde. 500-600 tanesi falan ya üst düzey high grade pipodur. Zaten onlar için ayrı bir Evet. odaları var orada. Sağ olsunlar gel yani şey yapıldığı zaman hep birisi her zaman için hani güvenlik açısından birisi bulunur o odada. Artık yılların getirdiği şeyle beraber Atilla abiyle ben gittiğim zaman bizi sallarlar orada siz istediğiniz gibi. Ha, Evet. çıkarın bakın falan filan derler. Belki Nikolay'la da ufak bir röportaj gibi bir şey de yapabiliriz. Niye olmasın? Yani güzel olur. Yayın hayatına girmiş bulunduk bu akşam zaten. Vallahi evet, bu noktadan sonra bizi hiçbir şey durduramaz derken telefonu Evet. deviriyordum. Evet. Vallahi neredeyse bir saate gelmek üzereyiz. 50 Evet, vallahi dakika hızlı geçti olmuş. zaman ya. Hiç anlamadım vallahi Evet, ben de aynı şekilde. Çok keyifli oldu. Ama ben bunu hemen herkesten bekliyorum valla. Yani bizden önce bir zaten Mücahit'le Kurtuluş yapmıştı ama onlarınki canlı yayın değildi yanılmıyorsam. doğru, Nasıl onu ben yapılması?
İzleyememişim. Ben çok video izleyemiyorum yani. Çok canım sıkılıyor Evet video evet izlerken. benim de tam annemin problemleriyle boğuşup o tarafa giderken denk gelmişti. Çok fazla şey yapamamıştım. İzledim sonradan ama ben bunu vallahi herkesten bekliyorum. Şey de yapabiliriz. Anlatırız da nasıl olacağını. Çok zor bir şey de Vallahi değil. ben bile becerebildiysem bu akşam işte. Siz becerirsiniz bir şey olan. Vallahi ben gerçekten ayda 30 gün var. Her gün birisi yapsa o kadar da Vallahi değil de öyle. sıkıcı olur benim noktadan sonra ama haftada bir görev verip iki kişi bence böyle çok güzel olur. Bence haftada bir biraz iddialı bir başlangıç olur Elif Hanım. Hedefleri her Öyle mi zaman olur? için ulaşılabilir koymak lazım. Siz ayda bir diye başlayın, o yavaş yavaş kendi Ayda kendine bir, değil mi? haftada bire gelsin. Haftada bir öyle. Orhun Atıcı şey demiş bu arada, 5000 pipomu gözlerim büyüdü bir duyduğumda. Vallahi abicim gözlerin büyüyecek o kadar bir şey yok. Deniz Park Shop bu sene 50. yılını kutluyor artık. Onlar yapamayacaksa 5000 pipo, biz kendi halimizde naçizane 1. yılımızı kutlayan pipo depo olarak şu anda 1100 pipo ile girdim ben şeye. Artık Deniz Park Shop'ta da 5000 tane olsun yani. Gerçi Orhun'cum sana onlardaki alım gücünün dörtte biri bizim ülkede olsa çok daha fazlasını yapardım da. Orhun'cum sana boş yere oraya git demiyorum. İstanbul'a ilk gittiğinde mutlaka git ve bir pipolara bak bakalım. Gerçi 1100 tanesi ofiste değil. Öyle bir şeklimiz yok henüz yani. Hı. Burak senin de gözlükler çok güzel. Salih Bey çekilişi bekliyormuş ama Salih Bey çekilişi hallettik. Biz muhteşem bir iş arkadaşımıza çıktı 79 numarayla. Yok yok Salih Bey şey diyor. Evet diyor yani böyle bir şey yapılsın. Herkesten de çekiliş bekliyorum diyor. He tamam. Biraz jeton geç düştü bana. Kusura bakmayın. Evet doğru söylüyor aslında. Evet herkesten her yayına bir çekiliş. O da güzel olur. Valla şöyle bir şey olabilir aslında. Herkesin elinde bir tane içmediği, satmadığı vesaire bir pipo vardır. Biri donate edebilir. Ben ileride bir tane donate edebilirim. Onu öylesine bir çekilişe çıkarabiliriz. Ha tabii ki baştan söyleyeyim süper bir pipo olmayacaktır ama yani Ya ben de en hep onu azından. demişimdir yani. Satar mısın abi diye sorarlardı eskiden. Ya ben de düşünürdüm yani abi iyi olsa zaten satmam. Evet. Niye satayım? Yani hani ihtiyaç durumu falan filan ayrı, ona bir şey demiyorum. Bazen pipoyu bırakan arkadaşlarımız oluyor. Ama tabii şunu da görmüştük daha önce. Ya bir piponun bir insanda kötü içiyor ya da memnuniyetsiz olması bir başka insanda çok 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 iyi içip de müthiş memnun olacağı anlamına gelir. Ve bunu daha önce Aynen ben aynen. yaşamıştım yani. Aynen. Bunun zaten en büyük örneği şu anda Mücahit size Kaglı'ya geliyor musunuz diye Evet, soruyor. onu ben Tam de gördüm diyecektim. de şimdi bölmeyeyim diye söyle. Evet, Evet. Mücahit. Yani daha bileti bilmem neyi almamamızla rağmen yani Atilla abiyle daha bugün konuşuyorduk. Yani büyük ihtimalle %90 ihtimalle gelirim yani. Cagliari 2 senedir gidiyoruz. Çok güzel bir kasaba. Bence İtalya'da gördüklerim içerisinde de en zenginlerinden bir tanesi oluyor yani. Baya baya yoğun katılımcılığı oluyor. Beğendiğimiz bir şey. Ulaşımı gerçi o kadar kolay olmasa da yani diğerleri gibi bir uçakla binip indiğimiz havaalanının şehrinde değil yani araba kiralayıp 2-3 saat araba kullanarak gidilen bir yer. Ama Evet. güzel bir kasaba. Seviyoruz. İnsanlar da güzel orada. Hoşumuza Evet. gidiyor orası. Büyük ihtimalle giderim yine yani. Evet, Teşekkür ediyoruz. ikinci Kadir Kesici'ye de pipo harika demiş. Sağ olsun. ikinci el pipolarla ilgili ben bir şey de ekleyeyim de o da şey olmadan bu işin aslında en güzel örneği Mücahit. Mücahit ikinci el pipolar buluyor ve bir şekilde herkes alanlar ağırlıklı olarak çok memnun. O sizin söylediğinize çok çok katılıyorum. Beni mutlu etmeyen bir pipo bir başkasını çok çok mutlu edebilir. Bu içim şeklinden olabilir, başka bir şeyden olabilir. Yeter ki pipoda teknik bir kusur bulunmasın. O teknik kusurlar da aslında düşündüğümüzden daha az oluyor. Her zaman o kadar çok ağırlıklı olmuyor. Yanmış olmaması da önemli. Aynen öyle. Yanmış olmaması önemli. Burada kahve camiasıyla ortak bir nokta buluyorum. Ben hep şey derdim. Kahveyi yapamıyorum, neden olmuyor? Makineden mi derlerdi? Makine son sebep derdi. İyi ham Pipoda madde da birinci önemlilik.
Aynen öyle. Ham madde en önemlisi. Kullanan, daha doğrusu makina, bunların en altında kalıyor. Kullanan çok önemli. Kullandığınız su çok önemli. Yani bizde de kullandığımız ateş önemli, pipo önemli. Pardon, pipo demişim. Tütün önemli. Ortam önemli, içim hızınız önemli. En son piponun kendisine kalıyor artık mevzu. Ben öyle bakıyorum. Yani içilen tütünden de tütüne farklılık gösteriyor. Aynen. Özellikle çok zengin yelpazede tütün içen arkadaşlar bir pipo ile içtiği bir tarz tütün bir başka Çok pipo ile doğru. kötü netice verebilir. Yani ben bunu pek yaşamıyorum. Hep aynı tütünü içtiğim için 3 aşağıya Evet, 5 çok yukarı doğru. şey avantajı oluyor bende. Yani tütünün huyunu suyunu biliyorum. Nasıl içersen, nasıl tempoda içersen ne tepki verdiğini biliyorum. O yüzden benim şey yapabilmem çok kolay oluyor onu algılayabilmem. Ama tabii Latakya içen, Burley içen, Kentucky içen arkadaşlar da hangi pipo ile hangi tütün? Evet. Evet. Sonra Doğru, daha önce bu. dediğim gibi, özür dilerim lafınızı kestim. Hatırlıyorum geçen sene, bir 10. sene miydi, tarihleri de şey yaptım. Düzenlediğimiz etkinlikte benim mesela hiç memnun olmadığım bir tane pipo vardı. Bilinen de bir marka bir pipoydu. Onu da hani orada böyle bir estate masası kurulduğu zaman hani maksat bilinen bir isim olsun diye koymuştum oraya yani. Daha sonra bir arkadaş satın almak için geldiği zaman yani ona da dürüstçe söylemiştim. Yani abi bak bu çok kötü içiyor. Yani ben bunu sadece buraya şey olarak koydum. Ya ben bundan para alamam senden yani. Ayıp olur için çok kötü pipoyu nasıl vereyim sana falan. O da vazgeçmişti. Daha sonra ben de onu bir tanıdığım bir dostuma hediye etmiştim. Çantasını çalmışlardı çocuğun arabadan. Bütün pipolara gitmişti. Ben de hadi bak bunu ver al ama. Ya bak böyle böyle demiştim. Bir ay sonra falan gelmişti. Abi inanılmaz güzel pipo harika içiyor demişti yani hani. Düşünün yani. Ya eminim de doğrudur söylediği yani hani. Yani Kibarlık olsun diye harika içiyor dememiştir yani. İyi akşamlar doğrudur. Hakan Bey gidiyormuş. Müsaade sizin Hakan Bey sağ olun. Biz de hatta haddinden İyi fazla bile akşamlar, uzattık. iyi akşamlar. Evet. Satmaya kıyamadığınız pipo hangisi ya da var mı diye sormuş Hüseyin Bey. Yani dükkandaki pipolarla ilgili soruyorsa ben dükkanı ilk açtığım zaman şöyle bir prensip kararı almıştım kendime. Şimdiye kadar da başarıyla uyguluyorum. Dükkan için satın aldığım pipolardan hiçbirini kendime almadım şimdiye kadar. Ya onu eğer öyle yapmaya başlarsam o bir nevi benim şeyimi engeller. Analiz yeteneğimi engeller. Şimdi ben kendime Evet. pipo alıyor gibi dükkana pipo alırsam veya Evet. çok istediğim bir adamın piposunu almak için bir adamı dükkana alırsam bu ticari olarak yanlış bir hareket olur. Yanlış değil, Evet. sonucu zarar verici olur aslında. Yani etik olarak yanlış olması çok önemli değil de zaten öyle çok kötü bir işte olmaz. Fakat dediğim gibi yani hani geçenlerde mesela hani uzun bir uzak doğu seyahatine çıktığımız zaman bir Rus usta ile konuşmuştuk, mesajlaşmıştık diyeyim. Ben onun bir piposunu istiyordum uzun zamandır almak. O adam da herhalde benim Facebook profilime bakıp orada işte pipo deponun sahibidir diye görünce ya senin dükkanın da varmış pipo ister misin diye sorduğunda yok istemem dedim. O da alındı herhalde. O yüzden piposunu alamadık yani. Ama yani şimdi adam yüksek fiyatlara pipo satıyor. Bizim ülkemizde Evet. kurlarla falan öyle değil ki ben o pipodan anca bir tane kendimi alırım. Şimdi 10 tane aldığınız zaman ciddi bir yatırım. Onu oraya bağlamak yerine en azından yani ne bileyim gidip Aynen. ondan çok daha fazla Crown alırım giderim. Golden Gate alırım. Bunlar Evet. bizim ülkemizde yani yeni başlayan ya da çok fazla para vermek istemeyen arkadaşlara daha çok hitap edecek şeyler. Evet, Yani evet. orada biraz ticari düşünmek lazım fazla. Tamam hobi olarak yapıyoruz bu işi ama Aynen, katılıyorum. bakalım Orhun Atıcı hep tercih ettiğiniz tütün nedir Ali Bey? Nasıl tanışıp sürekli olmasına karar verdiniz? Bir hikaye hep faydalanmak isterim. Ben de kalıcı. Abi bu deneme yanılma yöntemiyle bulduk ya. Benim tütünlerde şöyle bir kriterim var. Elif Hanım şimdi ben söyleyince hatırlayacaktır. Bunu ben çok yerde söylerim. Özellikle Samuel Gavit'ler için. Daha bugün Atilla abiyle konuşuyorduk. Yani Samuel Gavit'in ya şimdi hani bulunan tütünü kötülüyor gibi olmayayım ama bence bir tane iyi tarafı var. O da ülkemizde bulunabiliyor olması. Şahsen benim sevdiğim tütün diye çünkü konuşurken daha önce Elif Hanım'la sen onu kavanoza koy 3 ay beklet dendiğinde bana ben otomatik olarak şöyle düşünüyorum. Demek ki bitmemiş ürün satıyorlar. Aynen öyle Yani satıyorlar. parasını verip aldığınız malı 3 ay sonra kullanacaksanız yani o demek ki bitmemiş bir ürün.
Evet. O sebeple benim Orly'yi çok sevmemin sebebi şu. Tenekesini aldığınız anda, kapağını açtığınız anda ideal nem oranında direkt kullanıma hazır halde Evet. çıkıyor. Bu bir. İkincisi, yani sıradan bir tütün. Hiçbir özelliği olmayan bir tütün. Sert bir tütün değil. O yüzden gün içinde birden fazla dolum yaptığınız zaman yormuyor. Bir de üzerine nem oranı bilmem nesi falanı filanı iyi dengelendiği için içerken çok fazla dadılık istemiyor. Bu dadılık istemekten kastım da yani flake'ler hepsi aynı incelikte. Fazla sönme yapmaz, sulanma yapmaz. Ben bunu buldum, çok sevdim. O sebepten dolayı da hep bunu kullanıyorum. Yoksa yani ben de ondan evvel denemediğimiz tütün çeşidi kalmadı. Yurt dışına gittiğimiz zaman ondan bir kutu, ondan bir kutu, ondan bir kutu, bin bir çeşit tütün içtik. Bunu kolay bulduk. Bununla devam ediyoruz. Ama Elif Hanım'ın da eminim ki vardır yani. Herkesin vardır şöyle bir yurt dışına gittiği zaman muhakkak alması gereken bir 5 tane tütünü vardır onun da yani. Valla benim Royal Yacht'ı herkes de biliyordu. Acılar içerisindeyim ama yeteri kadar stoğumu yaptım. Ben ölene kadar beni idare edecek Royal Yacht'ı yaptım. Fakat şeyi de seviyorum. Yani arada denemeler yapmayı da seviyorum ama eskiden çok fazla rakı içerdim. Şu anda hemen hemen hiç rakı içmiyorum gibi. Çok nadir. Ayda bir bile içmiyorum yani. 2-3 ayda bir. Sert bir tütündür Amalı Royal. Evet ama bana hiç öyle gelmiyor yani. Nedenini bilmiyorum. Bana çok şey geliyor. Rahat geliyor içime. Bundan bile rahat geliyor aslında. Ben Alışılmıyor Royal Yacht'ı bundan kaç? 10 sene falan evvel herhalde. Yok 10 sene değil. 7-8 sene de olmuştur benim full pipoya geçişim. Ben sigarayı ilk bıraktığım zaman ki ben eskiden tanıyanlar bilir. Ya yani insan işi değildi. Günde 3 paketten fazla sigara içerdim ben. Öyle bam diye bırakıp pipoya geçince tabii haliyle bir boşluğa düşüyorsunuz. Ben o zaman Royal Yacht'ı sigaraya en çok benzeyen tütün bence. diye bayılmıştım yani yakalanınca. Demiştim ki aa buldum ben artık yani bundan sonra budur deyip sürekli Royal Yacht içmeye başlamıştım. Ama herhalde her çok yapılan şey gibi böyle bir tiksinti geldi. Hani şimdi Royal Yacht görsem içim şey oluyor ama Orlik'te olmadı bu aynısı. Orlik çok hafif tat olarak Hafif hafif olmasından dolayı. İşte evet. sıradan ben yani hani iyi manada da değil. Sıradan bir tütün yani öyle alelade bir tütün. İçinde çok az bir lezzet versin diye perik var. Benim tahminim %5 belki 6'dır bile yani. Hani öyle herhangi bir perikli tütün aldığınız zaman öyle buram buram perik çarpmıyor suratınıza yani. Çok Evet, sıradan evet, alelade bir tütün yani. Hani latakyacıların bence haklı da olarak söylediği saman gibi bir tütün yani. öyle, öyle. Yani ama onun dışında benim tüm zamanlar içerisinde en favorim hangisi derseniz yani Royal, evet. Ama sanıyorum şey Samuel Gavit, St. James Flake. St. James Wake güzeldir. İçilmesi kolay olsa daha çok alırım. Bir de Firedance Ben iyidir bence onların içerisinde. evet. Firedance hemen aç iç tütünü zaten. Ben St. James Lake'ten birkaç kilo daha sonra içilebilecek şekilde Stoklama yine. depoladığım için. Ürün hazırlama diyelim ona daha doğrusu. Ürünü satışa Evet. hazırlayacaksınız Yani siz yani. aynen öyle. Bir önümüzdeki 7-8 sene içerisinde aç iç şeklinde hazırladığım için her an açıp içebiliyorum. Bir problem olmuyor. Bak bu Çağrı Çarhacıoğlu Bey'den bir soru daha gelmiş. Biz burada gerçi biraz şeye döndürdük işi artık. Yüzün abla köşesi gibi sorunu olan yazsın diye ama Pipo'da Hangi oldu? kek tabakası öneminden bahsediyor. Bu tabaka uzun bir sürede oluşan yapı anladığım kadarıyla aynı zamanda sizleri ve bazıları takibini yanlış anladığı elinde çok büyük sirkülasyon hızlı. Kek tabağını nasıl fırsat bulabiliyorsunuz? Valla Çağrı Bey aslında yani bu sorunuz da şeye benziyor. Vallahi nasıl fırsat bulabiliyorum biliyor musunuz? Üstünde hiç düşünmeyerek fırsat buluyorum. Şimdi genelde hep gördüğümüz sorular, aldığımız sorular demeyeyim. Bana Elif Hanım'a yazarlar böyle şeyler bana pek gelmez de. Çok fazla sistematik düşünülüyor pipo içmek. Aslında ne zaman bu işte ustalaşırsınız biliyor musunuz? Elinize tütün alıp haznenin içine doldururken hiç düşünmeden bunu zaten sıradan yaparsanız bu olur. Kek tabakası dediğim gibi önemlidir. Yakmamak için önemlidir. Olduğu zaman daha çok keyif verir içimde. Ama her piponuzu kek tabakası yokmuş gibi içmeye alışırsanız o zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Bir de ben şahsi görüşüm bu. Yani doğrudur, yanlıştır. Kimseye bir şey demem. Ben pipolarımı temizlemiyorum.
Ya bu şimdi temizliyorum diyen insana benim söyleyecek hiçbir sözüm yok. Herkesin kendi doğruları vardır bu işte. Ben temizlemiyorum. Hatta ben biraz pasaklı bir insan olarak bilindiğim için ben mesela akşamdan da boşaltmam pipoyu. İçtiysem öyle kalır. Ertesi gün boşaltırım. Bir daha doldurur, yakar, devam ederim. Bu şekilde yaparken çok hızlı bir şekilde kek tabakası oluşur. Eğer çanağın içini peçeteyle veya temizleme çubuğunu kıvırıp içini silerseniz daha şey, estağfurullah, kafa yazmışım. Siz, ben yazarken hiç yazışmadık sizle tabii. Yaptığım hataları yazarken görseniz öyle yüz kızaracak bir şey olmadığını anlarsınız yani. Valla sonuna geldik Rıdvan Ersan. Artık yavaş yavaş toparlıyorduk biz de yani. Gerçi daha işiniz yoksa Elif Hanım biraz daha devam ederiz ama hani bir yarım saatten Valla devam etmeyiz benim yani. işim yok. Benim işim yok. İnsanlara sıkmaktan imtina ediyorum. Onun Evet. haricinde işim yok. Ben benimkileri temizliyorum açıkçası ama çanak içini asla. Çanak içini hiçbir zaman temizlemem. Ne zaman temizlerim? Çanak içinde 1 milimetreyi aşmaya başlarsa o zaman ince bir zımparayla hızlıca alıyorum. O 1 milimetreyi de nasıl şey yapıyorum? Görüyorsunuz artık zaman içerisinde kendisini belli ediyor zaten. Ama her içim sonrası burayı mutlaka temizlerim detaylıca. Fakat şey hariç, çanak içi hariç. Bir de kenarını temizlerim. Mutlaka kenarını temizlerim. Kek yapıyor mu, yapmıyor mu? Ben ilk senelerim haricinde bir daha takmadım. Valla Yani ben de hiç düşünmüyorum bile üstünde yani. evet. Olsa da olur, olmasa da olur benim için. Keki çok kalın pipom da var. Yani bahçeme göre kalın. 2-3 milimetre benim için yeteri kadar kalın. Hiç olmayan pipo da var. Dün de bunu söyledim. Lüle taşı pipoda hiçbir şekilde kek kullanmıyoruz. Bu tercih mevzusu. Kimisi de inanıyor ki kek olmadan olmaz. Ben dün onu söyledim toplantıda. Kek kullanan insanlar kekin verdiği tadı seviyorlar bence. Olabilir. Ama bu O da dediğimiz gibi Elif Hanım, olabilir. bence yani herkesin kendi doğrularını kendisi oturtması gerekiyor. Bu Aynen. nasıl ki yani bir yemeği herkes sevmez, bazısı bayılır, bazısı ağzına sürmez. Aynen onun Evet. gibi yani bu işin böyle basma kalıp doğrusu yanlışı yok. Benim mesela Aynen. yani keyke alışma sebebim Matilda İstek'tir. Ben çok eskiden Evet. kek anlamsız bulurdum. O da demişti ki benim içinde çok uzun zamandır oturtulmuş kekli bir pipon var, sana vereyim bir dene, hatta hala bende dur, Atilla abi hatırlayacaktır. İçine serçe parmağı girmeyecek kadar kek oluşmuş bir Sabinellisini vermişti bana. Hatta kenarında Atilla İstek'le bir kuş logosu kazıması var. Bulsam buralarda bir yerdedir muhakkak. Ben onu deneyip de yani aradaki farkı fark ettikten sonra, ha bu gerekli bir şeymiş, dur ben de birkaç tane pipomda kek bırakayım bakalım nasıl olacak diye deneyerek, yani hani öyle birine sorup da sen keklisin hiç bu iç iyidir deseler büyük ihtimalle ben de canım hadi canım sen de kendi işine bırak, ben bildiğim gibi yaparım deyip kestirip atardım. Tecrübe en önemli şey bu işte, ama Evet. tecrübe dediğim gibi yani başka insanın tecrübesi değil, kendi tecrübeniz en önemlisi. Evet. Mücahit orada nasıl dolduruyorsunuz? Bana böyle bir soru geldi dedi. Mücahit. Tempo'nu hiç kullanmıyorum ben. Sana o soruyu soran arkadaşlara da uygulamalı olarak burada bir yapayım bir tanesini nasıl dolduruyorum. Çünkü bana da çok sık soruyorlar. Daha önceden almıştım şey Grusmore, Pipo, koy, parmağı Hazır da onu al. doldururken ben de bir içecek bir şey Tabii. alayım. İçeceğim kalmadı. Parmağı da al, koy, at içine, at içine. Bak başka hiçbir aksiyon yok. At içerisine, doldur içerisine. Evi sanki süpürüyormuş gibi. Tamam. Ondan sonra kenarlarından, ortasından bastırmadan kenarlarından dolduruyorum. Koyuyorum. Bu ne? Ribbon tütün için. Al, doldu. Çünkü parmağından iterken içerisine ne kadar geri bastığını hissedebiliyorsun tütünün. Görebiliyor musun? Bilmiyorum. Benim için bunu doldurma yöntemi bu. Flake tütün
Flake olarak çok az, nadiren içiyorum. Genelde ovalarım. Flake yapacağım zaman da katlarım. Katladıktan sonra bir sağ sol yaparım ki gevşesin. Tıkarım. Onu da çok nadiren. Yani mesela hangisinde? Erin Moore Flake'i öyle içiyorum. Bunu da doldurduk, içeriz bir ara. Dursun. İki soru Haftaya daha var içelim. Elif Hanım. Bir tanesi Ali Demir sormuş. Ali dostum, severim de. Kek aroma tutuyor demiş. Doğru söylüyor. Evet, Kek tutar. ağaçtan daha çok aromayı tutar. Öyle değişik tütün kullanan arkadaşlar, yeni Aynen. tütünde değişik tat alması zor olur. Doğrudur. Baki Öztepe de Ben şey ondan demiş. sevmiyorum zaten. Çok kalın bir kek tabakası pipo için zararlı. Genleşerek piponun çatlamasına sebep olur demiş. Bu da doğru, fakat o pipoyu çatlatacak kek yani 20 senede anca oluşur. Öyle 6 ayda, Ben 1 senede oluşmaz. şöyle söyleyeyim. Dünkü toplantıda Abdullah Bey diye, Abdullah Bey buraya üye mi onu bilmiyorum. Abdullah Bey diye bir beyefendiyle tanıştım. Çok eski bir pipo içicisi. O mesela keksiz içmiyormuş. Keykin emici olduğunu ve nikotini emdiğini düşünüyor. Ben de öyle olmadığını söyledim kendisine. Bana da pek tutarlı Bunun gelmedi ama yani evet, herkesin dediğimiz gibi kendi tabii doğrusu kendine. kendi doğrusu var. Ama şöyle bir şey var. Pipolarını verdi sıradan. İşte bakıyorum, çok güzel pipoları var. Hatta Gigi'nin, Luigi Gigi'nin piposu vardı elinde bir tane. Ama her piponun olmasa bile birkaç tane piponun çanağında çok sağlam hasar vardı. Hele ki Gigi'ninki buradan buraya çatlaktı ve içerisine parmağınız zor sığacak kadar kalın bir kek tabakası olmuştu. O Doğrudur. pipoyu bir arada kek tabakası tutuyordu. O kek tabakasını kazırsanız o pipo Tabii, iptal olacak. yapılır. Şimdi bu yanlış mıdır, değil midir? Bakın ben size şu kadar nesi, bu kadar kesin bir örnek üzerinden söylüyorum. Buna rağmen yanlış ya da doğrudur diyemiyorum. Çünkü adam mutlu. Doğru olan tek şey var. Kişinin mutluluğu. Ali Bey şu anda o içtiği pipoyu o şekilde içerek, bu ortamda içerek mutlu. Ben deminden beri bu pipoyu içerek mutluyum, keyif alıyorum. Sizlerle sohbet ederek keyif alıyorum. Bunun çatlaması son derdiniz olsun. Çatlamasın. Hiçbirimiz istemeyiz onu. Pipolarınız zarar görmesin. O yüzden uyarılar yapıyoruz. Ama içmeye devam ediyorsa, mutluysanız, Abdullah Bey dün çok mutluydu. Tüttürdü, tüttürdü. O Üç kadar. dört tane arka arkaya içti. Bu kadar. Bitti. Bu, çünkü bunun için yapıyoruz. Geri kalan her şey tırt karizma benim gözümde. Zaten bir de ben yani kekli tutuyorum dediğimse yanlış anlamı olmasın. Ben hiç temizlemiyorum hala. Temizlerken yani temizleme çubuğuyla yapılan temizlikten bahsetmiyorum. Yani Yok, sizin söylediğiniz başka. çanağın içerisine tütünü koyup da ben parmağımla aşağıya ittirirken işaret parmağımı içine soktuğum zaman ben yaklaşık olarak ne kadar kek oluştuğunu anlarım onun içerisinde. Anlarım Evet, dedim aynen. eksperlikten değil. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı bütün pipoların haznesi 18, 19, 20, 21 milimetre. Yani büyük ihtimalle işte işaret parmağınızdan biraz genişçe. Eğer parmağımız içeriye sokarken kenardan sıkışıyorsa parmağım içine, bunun demek ki yani yeterinden fazla keki oluşmuş. Ben alırım onu, bir reamerla çırt 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 içindeki keki temizler, koyarım kenara yani. Evet. Bu da Hüseyin dediğim Bey, de yani yılda bir 1,5 senede bir denk geliyor yani. Buyurun Elif Hüseyin Hanım. Bey zaten şu anda sorunuzu cevapladı Ali Bey. Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Temizlememden kastı o değil. Her içimden sonra anında temizlemem diyor. Evet. Daha sonra temizlerim diyor. Yani anında Boşaltırım. temizlemem diyor. Boşaltırım Boşaltırım diyor. yani. O şeylerle temizlemem. O şeylerle asla temizlemem çanağın içini. Temizleme çubuklarıyla falan asla. Onu da göstereyim. Bazılarımız daha görseniz ya arkadaşlar, Ali Bey'in söylemeye çalıştığı şey şu. Bu temizleme çubuğu olsun. Şimdi yanımda yok. Hah, var var. Şurada. Ali Bey diyor ki bazı arkadaşlar geçmişte öyle hurafelerle şey yaptılar. Kafa yıkadılar. Aynen Şimdi böyle ondan patlıyorlar. bahsediyoruz Bunu Elif Hanım. bunun içerisine sokuyorlar. Lakır 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 temizliyor. Öyle bir şey yok. O yok. O lüle taşında var. Çünkü lüle taşı daha narin. Lüle taşı kek tuttuğu zaman bunun dayanacağından daha hızlı bir sürede kırılıyor. Ama lüle taşını bile kekli içen var.
Bu arada buradaki Tercih çekmeceyi meselesi. bir görseler ya. Çekme de Abdullah Bey acayip. açılmış ve az içtiğimiz pipo tütünlerimizi kurumaması için nerede saklamalıyız diye sormuş. Cam kavanozlarda Abdullah Bey mümkün mertebe Hayır. açılmadan saklamanız lazım. Evet. Şimdiye kadar benim bulduğum en iyi tütün saklama kavanozlarını bu batan bir tane mutfak malzemeleri satan bir dükkan vardı Esse diye. Orada bu Amerikalıların reçel yapımında kullandıkları Mason jar diye geçen, Mason jar diye geçen iki aparattan oluşan kavanoz. Bir tanesi kapak, öbürü de kapağın etrafına geçen vidalama sistemiyle olan şey diyelim. O dükkan battıktan sonra bir daha bulamadım ama Paşabahçe'de yaklaşık 2 liraya 3 liraya satılan bir kavanozlar var. İçinde lastik korumalı falan. Ya yani onlardan iyi netice relatif olarak alınabiliyor ama çok iyi değiller. Onlara ben şöyle bir şey yapıyorum. Aklınızda bulunsun. Kapağın tütüne içini koyduktan sonra kapağı kapatmadan önce iki sefer streç film geriyorum ağzına. Onun üzerine kapağı sıkıştırarak kapatıyorum. Fakat dediğim gibi bu yani kavanozu haftada bir açıp içinden tütün alacaksanız bir işe yaramaz yani. Hani tütün saklamak dediğiniz kapatıp kenara koyacaksınız. Yani en temizi hiç Evet. açmadan saklamak. Ama onu da tabii yapamıyoruz. Ülkemizde tütün o kadar kolay bulunabilen bir şey değil. Amerikalılar gibi öyle Şimdi o 20 kilo alıp atamıyoruz kenara. evet, aynen ben biraz yukarılarda o yüzden şey yapamayacağım. Daha sonra onun fotoğrafını koyarım. Ahmet Turan Amas Hoca vakti zamanında anlatmıştı. Ben onun sayesinde keşfettim bunu. Diyelim ki açtınız kutuyu ama kavanozlayamıyorsunuz da eşinize gidiyorsunuz, yoksa ablanıza gidiyorsunuz, yoksa annenize gidiyorsunuz. Bana streç film ver diyorsunuz. Güzelce streç filmliyorsunuz. Buzdolabına koyuyormuş gibi hava almayacak şekilde. Ben size şöyle söyleyeyim. O streç film acayip bir şey. Hiçbir şeye gerek kalmıyor. Hava alımını kesiyor, kurumuyor da. Grupta aratırsanız streç film diye var. Mücahit'cim, alkol temizliğiyle ilgili sesli olarak duymak istiyorsun, anlıyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben kendi pipolarımı hiçbir şekilde piponun ahşap kısmına hiçbir şekilde beni böyle doğraman lazım. Alkol değdirmem. Bu kadar basit. Hiçbir şekilde. Bu piponun acılaşmasıydı, o suydu, bu suydu vesaireydi. Çünkü onların alkolle temizleneceğine inanmıyorum. Bütün parfümlerin içerisinde alkol vardır. Çünkü alkol sabitleyicidir. Sabitlemek demek yapıştırmak, üzerinde kalmasını sağlamak demek. Esansı sen vücuduna sıktığında bir süre sonra gidiyor ya, içine alkol koyarsan bir tam gün durur üzerinde. Aynı şekilde ahşaba da alkolü temizliyorum diye koyarsan bu karbon tabakası alkolün içerisinde çözülür. Güzelce ahşap gözenekli o gözenekler onu emerler. Ve sen ondan bir daha kurtulasın ki kurtulasın yani. Mümkün dahilinde değil. Bunların hepsini birkaç pipo haşat ettikten sonra öğrendim ben. Ama yapmak isteyeni kimse durdurmasın. Hatta Castello falan alıp onu da denesinler. Şimdi Yapmak tabii bu isteyen. söylediğinizi biraz açmak lazım ama Elif Hanım. Evet. Kendi pipolarıma ben de asla alkol dokundurmam. Estate aldığınız zaman. O başka. O İşte hijyen. o Ben işin almıyorum başka bir zaten. tarafı. Heh, siz Evet. kökünden çözmüşsünüz. Evet. Ama ben estate alındığı zaman alkol yapılmasına taraftarım. Ben orada komple kazıtıp bütün ağacı görelim taraftarıyım. Yani şimdi dışarıda iki tip estate satılıyor. Evet. Bunlardan genelde belirterek yapılır bu iş. Ya ben Danish Pipe Shop'tan bahsediyorum. Öyle satıcılarda falan yok böyle bir şey ama Danish Pipe Shop'taki estate pipolara baktığınız zaman mesela şunu görürsünüz. New Inner Coating diye. NIC diye yazarlar. Bu demektir ki piponun içerisindeki karbon tabakası yenilenmiş. Şimdi bu artık yani satan adama ne kadar güvendiğinizle alakalı bir şey. Yani eğer haznenin içindeki kaplama diyelim yeniden konduysa şimdi benim o ağacın altını görmek gibi bir şansım yok. Bu yani yanık Aynen. örtmek için yapılıyor olabilir veya hakikaten yani dediğiniz gibi sıfırlanmış, temizlenmiş ve yeniden bir coating yapılıyor olabilir. Ama
Ya bu tabii Stamveller şeyler, Savinelliler bilmem neler için falan söylemiyorum. Benim söylediğim üst düzey pipolar için geçerli. Üst düzey Evet. pipolarda genelde ağacın içerisine kaplama pek yapılmaz. Yani Evet. alan adamın ağacın içerisinde görmesi bazında. Bir Hı. de tabii yani o kadar parayı veren adam herhalde içmeyi de biliyordur diye de bir düşünce vardır. Ya da en azından yakarsan Evet. bana gelme karşılıklı bir anlaşılmışlık var diye Evet. düşündüm. Bağlantı Ali Bey, iyice şimdi kötüleşti diye bir yorum geldi ama benim bağlantı nasıl, son bir iki yüzde arkadaş yazarsa sevinirim. Buyurun benim Irfan'ım. son %5 şarjım kapanmak üzere. O yüzden Tamam. biraz renk gitmiş olabilir. Yiğit Han burada aslında şu konuştuğumuzu güzel özetlemiş. Bakın arkadaşlar, her işi kendimiz yapmaya çalışıyoruz doğal olarak. Bu normal bir şey. Ben de öyle yaptım. Ama mesela Ali Bey demin anlattı ya, bakın high-end pipoları adamlar temizlemişler. Mesela. Aslında bunları uzmanlarının temizlemesi lazım. Biz amatörler olarak tuz alkol temizliği yapmaya kalktığımızda sonuç %90, bakın %80 falan bile değil, %90 hüsran oluyor. Kendimde de öyle oldu, başkalarında da öyle gördüm. Seneler içerisinde de devamlı gelip bana ya da bu gruptaki insanlara pipom mahvoldu diyen insanları dinledik. Demek ki bu işin profesyonelleri başka türlü yapıyor veya kendileri ona göre tuz alkol yapıyor. Götürün ustalara, götürün Taha Usta'ya, götürün Serkan'a, götürün Burhan'a, götürün birilerine. Yani usta olan birilerine verin, onlar yapsınlar. Siz yapmayın derim ben. Yani siz nasıl Zaten bilirsiniz onu kendi bilemiyorum. içtiğiniz pipoya ben yani tuz alkol yapılması hiçbir zaman Aynen. anlam veremediğim bir Aynen. Ne şeydir gerek yani. var? Bu arada Aynen. Kurtuluş yazmış, pipoların ağızlıkları bir miktar seyreltilmiş alkolle dezenfekte ediyorum. Kurtuluş ağızlıklara hiç acıma. Evet, aynen ağızlıklara ben de yani litreyle var. Ağızlıklara hiç acıma yani. Ağızlıklara Doldur acımıyorum. at içine İstediğin yani. kadar dolu. Aa, Kurtuluş Cumartesi yine sağdan çıkardı diyecekler ama. Ah, Evet Savinelli. o sağdaki çekmece şey gibi, sihirbaz şapkası gibi, birazdan tavşan da çıkacak içeriden, iki Ali kulağında Bey, tutulmuş. sağdaki çekmeceyi ben bir ara bir gün çekeyim. Burada iki katlı burası. Şöyle söyleyeyim, sağdaki çekmeceden hamlüle taşı da çıkıyor. Sağdaki çekmeceden neler neler çıkıyor. Sihirbaz Tabii, son %3'ümüze şapkasıymış geldik. Bıçak da çıkıyor ya. Burası yani. Atilla Bey'in sevdiği burası. Sivas çakısı mı o? O Sivas çakısı da var. O burada. Burada. Hepsinden var. Bu gelirken size getirmeyi unuttum. Atilla Bey'e falan da yapmıştım. Nedir o? Temper mı? Temperınız. Sağ El olun. yapımı. Alırım bir dahaki sefere Bir abi. sonrakine. Bir Bir dahaki sefere sonrakine. bekleriz. İncir ağacından yaptım. Ocağıma Olsun, canınız sağ olsun. hiç. O zaman yavaştan Evet, artık okey tadında diyoruz bırakalım. çünkü O ben, bir saat evet. 23 dakika olmuş Elif Hanım. Tabii, benim her an kapanabilir. Arkadaşlar, Tamam. izlediğiniz için çok teşekkürler. Ali Evet, Bey, bu aynı fırsatı şekilde. verdiğiniz Sağ için olun. Ne demek? çok Sağ olun. Yalnız teşekkürler. bırakmadınız. Ben yapıyor olsaydım 30 saniye sürerdi bu yayın. Yok, Çekiliş bitti yani. ne demek? Çok Ne sağ olun. demek? Güzel sohbet oldu. Tekrarını Bunu hep yaparız yapalım inşallah. diyorum. İnşallah. Herkese çok iyi geceler, Sağ olun. öpüyorum. Evet, Sağ hepinize olun, iyi görüşmek üzere. akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun Elif Hanım, siz de. Bay bay. İyi geceler.